Hilal Kaplan Türk'ün Türkiye'den başka dostu yok. Ermenistan son saldırısıyla beklemediği bir yerden Ankara'dan vuruldu. Tüm Türkiye Cumhuriyetler sessizliğini korurken, hatta Kazakistan daha yeni Ermenistan'ın bağımsızlık gününü kutlamışken tek harekete geçen Türkiye oldu. Daha önce Suriye ve Libya'da Rus hava savunma sistemi S-300 zerisi la vuran Türkiye, listeye üçüncü ülke olarak Ermenistan'ı ekledi. 120 kilometre menzile sahip kasırga füzelerimiz cepheleri başlarına yıktı. Ermenistan Başbakanı Türkiye'ye izin vermeyin diye ağlarken diğer yandan da parlamentoda Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımayı gündeme taşıdı. Ermenistan işgalci bir ülkedir. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'sinde işgalci konumundadır. Dağlık Karabağ, Dejdur olarak Azerbaycan egemenliğinde ancak de facto olarak Ermenistan'ın nüfuzundadır. Ermenistan İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Dağlık Karabağ'daki en kanlı olay olan Hocalı katliamı benzeri pek çok canavarla imza attı. Ancak Ermeni çetelerinin katlettiği binlerce Azerbaycan Türk'ü uluslararası toplum denen o yalanın harekete geçmesini sağlamadı. Türk devleti kendine yakışan azametle duruma nasıl müdahale ettiyse muhalefetimiz de o kadar cılız biçimde ve aslında Azerbaycan aleyhinde mevzuya sahip çıkar göründü. Kılıçdaroğlu şahsen hiçbir şey yazmadı. CHP resmi sayfasının yazdıklarını paylaştı. Meral Akşener ve Deva Partisi ise bir yandan sözle Azerbaycan'a destek verirken diğer yandan aynı cümlede Minsk grubunu müdahaleye çağırdı. Minsk grubu ne? ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığı AGIT bünyesinde kurulmuş bir bürokratik ekran koruyucu. Ekranın arkasında Azerbaycan Türk'ünden yanamı, Ermenistan'dan yanamı durduklarını bilmek için az buçuk tarih bilmek yeterli. Size başka kimler Minsk'i göreve çağırdı onu da söyleyeyim de tablo netleşsin. Türkiye'de muhalifeti destekleyeceğiz diyen Amerikan başkan adayı Biden Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve NATO. Son kertede iş bir şekilde Minsk'e yine gelebilir. Mevzu o değil. Mevzu Ermenistan'ın saldırganlığına karşı ilk kez bu kadar güçlü karşı durabiliyorken işgalcileri kovalamaktır. Mevzu masada kendini iyice dinletebilmek için sahayı iyice inletebilmektir. Sizin diplomasi dediğiniz orduların caydırıcı gücünden bağımsız bir teletabiler diyarı değildir hiçbir zaman olmamıştır. Erdoğan size bunu Suriye'de öğretemedi, Libya'da öğretemedi. Bari Azerbaycan'da öğrenin de en azından ne işimiz var Azerbaycan'da demeye getiren maalesef Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz gibi olmayın. Bu arada Meral Hanım, uluslararası toplum denen maskeli baloyu göreve çağırırken Başkan Erdoğan dünyaya şöyle sesleniyordu. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktır. Lider böyle olunur. Birilerini göreve çağırmadan önce kendi görevini yapar. Millet aç aç karikatürünün kötü bir taklidi olmak dışında söz söyleyemeyenlerin bunu anlaması güçtür. Hilal Kaplan Hande Fırat Kendi göbeğini kesmek Strateji değişikliği ve kararlılık En eski ihtilaflardan birinde taraflar savaşın eşiğine geldi. Sonun Dağlı Karabağ girlim hattının bir ucunda Azerbaycan, diğerinde Ermenistan var. Bölge diken üstünde. Tarafların sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali ilanı açıklamalarını endişeyle takip ediyor. Nasıl bu noktaya gelindi? Sovyet kontrolünün 1980'li yılların sonunda zayıflamasıyla patlama noktasına gelen Azerbaycan-Ermeni anlaşmazlığında 1991'lerden itibaren Dağlı Karabağ'daki çatışmalar adeta savaşa döndü. Ermeni güçlerinin sivilleri katlettiği Hocalı katliamı bir dönüm noktası oldu. Her ne kadar Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkes ilan edilse de sorun bitmedi. Azerbaycan toprakları işgal altında kaldı. Sonraki yıllarda zaman zaman süren görüşmelerde tıkandı. 2016 yılından beri bölgede sıcak çatışmalar var. Bugün itibarıyla Azerbaycan'ın topraklarının 120'lik bölümü işgal altında. Ermenistan'ın tahrik eden saldırıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumunda artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kalmıştır. Yaşanan girişmeler bölgede nüfus sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır açıklamasını yaptı. Peki neden? Açık ve net söyleyelim. Dağlı Karabağ konusunda strateji değişikliğine gidildi. Kararlılık net bir biçimde ortaya konuldu. Nedenlerine gelince. Son 30 yıldır sürüyor. Minsk üçlüsü sorunun çözümü için gerçekte hiçbir şey yapmadı, yani süreç işlemedi. Son dönemde Azerbaycan halkında ve devletinde Dağlı Karabağ'ın diplomasi yoluyla geri alınmayacağı yüksek sesle dile getirilir oldu. Tek yolun askeri çözüm olduğu görüşü ağırlık kazandı. Azerbaycan'ın askeri çözüm görüşünün pekişmesinde ise Ermenistan'ın tahrik eden saldırıları etkili oldu. Azerbaycan daha önceki yıllarda elindeki imkanların sınırlı olması nedeniyle genelde savunmada kalıyordu. Ancak son yıllarda askeri kapasitesinin artması nedeniyle Azerbaycan artık savunmada değil, yani topraklarını geri alma potansiyeline kavuştuğuna dikkat çekiliyor. Bu potansiyelde Türkiye'nin katkılarının da altını çizmek gerekir. Minsk yerine yeni formül olur mu? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının ardından Minsk grubu yerine yeni bir oluşum gündeme gelebilir mi sorusuna da yanıt aranıyor. Yeni bir oluşum yerine Rusya ve Türkiye'nin bu konuda bir misyon üstlenmesi de kulislerde konuşuluyor. Ermenistan'ın arkasında Rusya var. En büyük hamisi ve silah tedarikçisi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine bakacak olursak, Türkiye'de Azerbaycan'ın hemen her alanda en büyük destekçisi. Ankara'dan yapılan Azerbaycan ne şekilde isterse o şekilde destek verilecek açıklaması da bunu net biçimde ortaya koyuyor. Kaynaklarım Türkiye ve Rusya bölgedeki başka konularda zaten masada. Bu masaya Ermenistan-Azerbaycan konusu da eklenebilir yorumunu yaptı. Her ne kadar artık bıçak kemiğe dayanmış olsa da diplomasiye öncelik verilmesi sadece Azerbaycan Ermenistan için değil, bölgenin geleceği için de şarttır. Bölgede zaten birçok alanda kriz başlığı bulunuyor ve bu kriz başlıklarının birçoğunda Türkiye ve Rusya her ne kadar iyi diyalog içinde görünüyor olsa da masanın farklı taraflarında karşı karşıya oturuyorlar. 300 PKK'lının Karabağ'da ne işi var? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı. Yurt dışından getirdikleri paralı teröristleri geri göndermeli dedi. Peki kim bu paralı teröristler? Yaklaşık 10 gün önce basına yansıyan bilgilere göre Irak ve Suriye'de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı terörist Karabağ'a nakledildi. Hulusi Akar'ı dinleyince aklıma gelen bu haberle ilgili şu bilgiyi de paylaşayım. Karabağ'a para karşılığı giden PKK'lı teröristlerin sayısının 300 civarında olduğu değerlendiriliyor. Hande Fırat